Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talay. Bugün görmüş üzere olduğunuz gibi DDJ serisinin amiral gemisi olan DDJ'yi inceleyeceğiz. Pioneer'ın ürünü. Öncelikle ben bu ürünü aldığı bir sene falan olduğu için kutusundan açtım. O yüzden hem çok da zaman kaybetmemek adına da bu şekilde gördüğünüz gibi koydum. Gördüğünüz üzere şu şekilde bir kutusu var arkadaşlar. Şöyle arkasında ne işe yaradığı İngilizcesi falan. Yan tarafta da aynı şekilde baktığımın bulunduğu bir kutumuz var. Aynı zamanda ben bunu mekanlara gittiğim zaman da taşıyorum. Hard case'im de var ama bazen ağır oluyor. Araç olmadığı zaman zor oluyor onu taşımak. Bu da gayet tip köküyle beraber kullanılabiliyor. İçinde bir adet 3 kablosu çıkıyor. Ve bir adet laptopla desteklendiği için cihazımız laptop bağlantı kablosu çıkıyor. Ve gördüğünüz üzere de ürünümüz bu şekilde. Şimdi detaylara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, cihazımızın arka kısmı şu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi tek tek bakalım. Master 1 girişimiz var. RCA girişleri. Master 2 girişimiz var. Bu DDJ 200 pardon DDJ 400 gibi cihazlarda da bu şekilde çıkışımız var sadece. Ama bu cihazda 3 şekilde giriş yapmışlar. Genelde ben de Master 2'den ses alıyorum. Mekana gittiğim zaman RCA'dan alıyorum. Balanstan alıyorum. Burada bir sinyal tuşumuz var. Onun yanında 4 kanallı bir kontroler olduğu için cihazımız 4 tane ayrı kanal kabloları var. Yani 2 kanal çaldığı zaman 3. ya da 4. bir deck ya da bir turntable bağladığımız zaman buradan bağlayabiliyoruz. Yanında line ve pon tuşu var. Gördüğümüz gibi. Buraya geçtiğimiz zaman bilgisayara bağlamak için şu şekilde arkadaşlar bağlayıp bunun ucunu da laptopa bağlıyoruz. Onun dışında mikrofon girişimiz var burada. Ben de bir adet mikrofonum var. Balanstan alıyorum sesi. İkincisi de ikinci girişimiz var burada, balanset diye. Burada da güç kablomuz var açma kapama. Ve son olarak da cihazımızın arka tarafında arkadaşlar bir güç adaptörümüz var. Şu şekilde şöyle takıp cihaza bağladığımız zaman o şekilde çalıştırmış oluyoruz cihazımızı. Ve cihazımızın önüne geldiğimiz zaman ise önünüzde gördüğünüz gibi bir kulaklık girişi var. İki tane. Bu normal kulaklık girişi bu. Bu da 3.5 mm jacklık bir girişimiz. Yani aynı anda iki kulaklıktan da ses alabilme özelliğine sahip cihazımız. Cihazımızın altında da şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar temas kayganlaştırıcı, daha doğrusu kayganlaştırmasın diye, cihazımız kaymasın diye yapılmış bir özellik. Şimdi cihazımızı detaylı analizine ve incelemesine geldik. Başta sınavını açıyoruz. Cihazımız adeta bir gökkuşağı şöleni sunar gibi bir açılış olması gerçekten güzel, göze güzel hitap ediyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kulaklığımı buraya takıyoruz arkadaşlar. Burada Master 2'ye bağladığım ses kablosu, burada bir mikrofon çıkışı kablosu, güç kablosu ve laptopa bağlanan aktarma bağlantı kablomuz. Hemen bir şarkı atalım şöyle bir. Baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle play pause tuşumuz var burada. Burada bir Q tuşumuz var. Bu cihazımızda güzel olan özelliklerinden birisi de Nexus 2000'deki gibi altın orana sahip olması. Özellikle tuşları ve jokveyli tekerleğimiz oranı gerçekten çok iyi. Scratch yaparken falan gerçekten iyi hissettiriyor. O zaman hemen tuşlarımızdan başlayalım. Burada search tuşumuz var. Aynı zamanda parçayı ileri sarıyor. Gördüğünüz gibi basılı tutmadığımızda, bastığımız zamansa bir sonraki parçaya geçiyor. Burada da bir geri parçaya geçiyor. Burada memory tuşumuz var. Aynı zamanda burada hot cue'da mesela işaret aldığımızda Shift'e basıp bastığımız zaman bunu siliyor arkadaşlar. Loop ve Q arama aynı zamanda silme tuşuna da yarıyor. Burada hot cue'larımız var. İşaret alabildiğim gördüğümüz gibi. Burada pet fx'imiz var. Müzik
görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Tabii bunları Rekordbox üzerinden değiştirebiliyoruz. Ölçülerini ve hangi efekt kullanmak istediğimizi. Burada Big Jump, aynı zamanda Big Loop diye de geçer. RX'lerde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada sample'larımız var. Arkadaşlar hazır mısınız? Bunları istediğiniz gibi tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Burada arkadaşlar master tempo tuşumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da sync anahtarı var. Burada da sync reset'i var. Burada aynı zamanda şu işe yarıyor arkadaşlar. Sesi duydunuz. Şimdi bu tuşa bastığımız zaman yani bize şunu sunuyor. BPM'ini arttırırken ya da azaltırken o ses bozukluğunu ortadan kaldırmış oluyor. Burada bir sync tuşumuz var. Eşitleme tuşu aynı zamanda. Onun dışında burada yok asus var. Yani hafife ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu da orta derecesi. Tabi kademe kademe de ayarlayabiliyorsunuz böyle. En ara ayarladığınız zaman daha yavaş dönüyor. Burada deckleri 1 ve 3. Burada ise 2 ve 4 kanala aktarıyor. Burada slip reverb'imiz var. Bu özellik eski pick-up'larda var. Buraya da yerleştirmişler ürünümüze. Yani tahminen bir tür geri döndürü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada bakın. Burada ise Q tuşlarımız var. Loop, pardon, loop. Evet, loop tuşumuz var arkadaşlar. Özür dilerim. Burada gördüğünüz gibi buradan kısarken aynı zamanda buradan da arttırabiliyoruz. Buradan da çıkış yapıyoruz. Diğer cihazlarda olmayıp da bunda olan en sevdiğim özellik arkadaşlar 4 bit loop alıp hem çıkış oluyor aynı zamanda. Atıyorum parça çalarken yani 4 vuruşluk otomatik bir loop alması çok güzel bir özellik. Burada Queen Style tuşumuz var. Yani Q işaretlediğimiz yerde. Bakın şöyle. Buraya alabiliyoruz. Şöyle yapalım. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Burada silip özelliği var. Aynı zamanda bu RX2'lerde de olan bir özellik. Yani scratch yaparken kullanılıyor. Scratch modu diye de geçiyor aynı zamanda arkadaşlar. Burada bir Browse tuşumuz var. Parça seçimine yarıyor. Burada ise parça listesinden geri geliyor. Bu ise tam ekran yapıyor. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Bakın bu back tuşumuz, bu da VM tuşumuz. Tam ekran yapıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar cihazımıza dönelim. Burada da tempo range arkadaşlar. Cihaz üzerinden de aynı zamanda burada da gördüğünüz gibi bakın şurada bir alt işaret var. Bunu değiştirebiliyorsunuz Rekordbox üzerinden. Yani bu vuruş sayısını daha böyle hızlı atıyorum. Şöyle indir. Bu hızımızda atıyorum 126, 125, 124 değil de hani daha hızlı bir şekilde indir. Mesela burada 132 yaparken bakın şimdi göstereyim size. Mesela onu aldığımız zaman 38'e çıktı. Bu ayarı 16'ya aldığımız zaman 146'ya çıktı. Bunun gibi özelliğe yarıyor. Bunu da daha sonraki videomda planlıyorum. Rekordbox analiz videosunda bunu da detaylıca anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi mikserimize geliyoruz. Orta kısmı. Burada bizi bir crossfader karşılıyor. Burada. Buradaki A ve B seçeneğiyle
Crossfader'ı da ayarlayabiliyorsunuz. 4 kanalda da bu özellik var. Burada sesi kulaklık seviyesini ayarlıyorsunuz bununla. Burada ise EQ ve Master seçeneği var. Yani EQ'yu aldığınız zaman tamamen kulaklığa verir. Master aldığınız zaman da dışarıdaki ses duyarsınız. Ortadaki ise ikisini eşit duyarsınız arkadaşlar. Burada sample tuşumuz vardı. Hazır mısınız? Bunu açıp kapama yeri. Burada aynı zamanda Q tuşumuz da sample'ı dışarı vermeden sesi bize veriyor mikrofon ile. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane kanal potumuz var. Üstlerinde Q tuşumuz var. Biliyorsunuz bunlar kulaklığa sesi vermemize yarayan tuşlar. Burada sound color effects'imiz var. Hemen hızlıca echo efektine geçelim. Görmüş olduğunuz gibi. Burada pitch ayarımıza. Şunu atladık. Sola çevirdiğimizde. Bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Burada noise tuşumuz var. Rüzgar diye de geçiyor. Her birine tanımlı sound color effects tuşlarımız var burada. Her bir kanal için ayrı ayrı yapılmış. Burada ise arkadaşlar mikrofon açmayı mesela mikrofon on konumuna getirelim. Şöyle bakalım. Bundan da mikrofonumuzu açıp ses 1-2. Şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Talk over özelliği var. Bir de mikrofonu on moduna alıyorsunuz. İki şekilde de deneyelim, farkı görelim. Merhaba arkadaşlar. Ben DJ Kanal. Kanalıma hoş geldiniz. Bir de şimdi arkadaşlar şimdi bu sese bakın. Fark ettiniz mi? Talk over'dayken sesi baskılayıp sizin sesinizi de veriyor. Diğerinde ise bunu yapmıyor. Burada mikrofonumuzun iki mikrofon olduğu için high ve low özellikleri var arkadaşlar. Daha göstereyim kamerayı tekrar. Şimdi arkadaşlar fark etmişsiniz diye yaptığımız zaman ses çıkılıyor. Burada ise arkadaşlar bakınca kanalımızın bandım. Burada ise açıyoruz, kısıyoruz. Burada ise aynısını yapıyoruz. Buradan arkadaşlar burada trim tuşumuz var. Sesin kanalını açıyoruz, kapıyoruz. Bak, bu arada arkadaşlar size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şeyini başlayan arkadaşlar için özellikle. Lütfen. Şurada gördüğümüz gibi bu sarı ışığı 3 tane çizgiye geçmemesi lazım. Yani kırmızıyı görmememiz lazım. Gördüğünüz gibi bunu görmememiz lazım. Bu ses sistemi için sıkıntı yaratacak bir durum. Bir kere başıma gelmişti mekandayken. Burada ise USB A ve B var. Biz tabii ki kablomuzu arkada gösterdiğim gibi videonun başında A ve B olmak üzere iki giriş kablomuz var. Ben A'ya bağlıyorum genelde. O yüzden de A'da bulunduğu için şu an bu şekilde çalıyor. B aldığımız zaman çalmaz. Diğer kanallarımızda da var aynı şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi burada bir hayımız var. Burada bir midimiz var. Burada low'umuz yani basımız var arkadaşlar. Burada master tuşumuz var. Yani bu şeyden tuş. Burada da bond master var. Tabii şu an bağlı olmadığı için bir şey yaramıyor ama bağlı olduğu zaman buradan sesi açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki cihazımızın burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi beat fx tuşlarımız var. Burada bir ekranımız var. Bu şekilde vuruşları ayarlayabiliyoruz. Azaltıp arttırabiliyoruz. Şimdi hepsine tek tek bir bakalım. Şarkımızı tekrar başlatalım.
Bu da love cute echo efektimiz var arkadaşlar. Burada da bu arada şunu söylemeyi unuttum, affedersiniz. Burada efeğin seviyesini ayarlayan bir tuşumuz var. Şuna şu an aktif değil. Şu an bastığımız zaman aktif oluyor. Burada da kanallar ve mikrofon, master ve SP olarak bize sunmuş bunu. Birinci kanalda olduğumuz için burada vuruşları ayarlayabiliyor. Dışında ikinci efeğimiz olan echo efeğine geçiyoruz. Bu hepimizin sık kullandığı ve bildiği bir efekt. Bunun da parametrelerini ayarlayabiliyoruz. Delay efekti. Spray efektimiz var. Rework efektimiz var. Trans efektimiz var. Parça böyle kesik dalgalı bir bu. Burada ise Enigma efektimiz var. Burada Flanger efektimiz var. Performanslarda sık kullanılan bir efektir. Bu da benzer bir efekt, piyasa efekti. Burada pitch efektimiz var. Burada slip roll var. Trans efektine de aslında benzemiyor değil yani. Burada roll efektimiz var. Burada Mobi Saw özelliğimiz var. Burada Mouse Tracking özelliğimiz var. Bu son efeğimiz de arkadaşlar. Başka göstermediğimiz bir şey kaldı mı bakıyorum. Yok arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna gelirken diğer kanalımızda da burada olan aynı özellikler orada da var aynı şekilde. Baktığım zaman eksik anlattığım bir şey var mı diye düşünüyorum ve şu an yok arkadaşlar. Ha, bu pet efektimiz de diğer sayfaya geçiyor mesela bunu açtığımız zaman. Çünkü burada 8 tane tuş bize sunduğu için burada diğer sayfaya göre de değişiyor. Yani aslında 16 tane yakın mesela atıyorum sample bize sunabiliyor. Bu da BitSync'ten de bahsettik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz ya da söylemeyi unuttuğum eksik bir şey varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize sağlıcakla günler diliyorum. Müzikle kalın.